Bugün malum bir toplantım var. Kuzey Atlantik Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı. Başladı toplantı ve toplantının hemen öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir konuşma yaptı. Çok kısa bir konuşma yaptı. Ama çok çok anlamlı laflar etti. Bu insanların bir cümleyle bir sürü paragrafı nasıl anlattıkları gerçekten takdire şayan. Tamamen tarafsız bir gözle bunu tabii ki söylüyorum. Haklılık vesaire değil, yapılan işin nasıl yapıldığından ilgili bir yorum bu. Şimdi bu metni biraz inceleyelim. Aslında hemen şöyle kısaca bir tercüme ederekten gidelim. Bakalım Jens ne demiş? Öncelikle hepinize günaydın ve bu olağanüstü NATO zirvesine hoş geldiniz demiş. Güvenliğimiz için kritik bir zamanda toplanıyoruz demiş. Şimdi burada nasıl ki Rusya NATO'yu güvenlik sorunu olarak görüyorsa, ki Putin hep savaş başlatma sebeplerinden biri olarak bunu öne sürüyor. NATO Genel Sekreteri de burada NATO'nun da Rusya'yı güvenlik sorunu olarak gördüğünü ve bu sebeple toplandığını söylüyor. Kısacık bir cümle. Devam edelim tercümeye. Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınamak ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek vermek için birleştik diyor. Şimdi burada tekrar sebepsiz saldırganlık vurgusu tekrar ediliyor. Hep şimdiye kadar olan söylemleri Jens burada tekrar ediyor. Rusya sebepsiz saldırganlık gösterdi diyor. Ve çok tartışılan egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek söylemi yine karşımıza çıkıyor. Neden çok tartışıldığını biliyorsunuz. NATO'da geçmişte benzeri sebepsiz tırnak içinde saldırganlıklar yapmıştı. Ama her olgu kendi içerisinde elbette değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Bu acımasız savaşın sonunu getirmek için Rusya'ya maliyet yüklemeye devam etmekte kararlıyız, diyor Jens. Maddi ve manevi yaptırımlar devam edilecek. Bunu anlıyoruz. Manevi derken, yani burada yazmıyor da manevi olarak yorumluyorum. Manevi derken Rusya'yı yalnızlaştırmadan bahsediyorum. Onu anladım ben bu cümlede. Ukrayna halkının ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin büyük cesaretini saygıyla anıyoruz. Özgürlükleri ve hakları için, özgürlükleri ve hakları için savaşıyorlar diyor. Gerçekten Ukrayna halkı silahlı kuvvetleri ve psikolojik savaş unsurlarının itinalı kullanımı açıkçası. Bu savaşta çok ön plana çıktı. Bu psikolojik savaş unsurları, iletişim teknikleri, bunların itinalı kullanımı elbette dış mihrakların diyeyim, parantez içinde ünlem koyayım buraya, kayıtsız kalmayışı Putin'i şok etmiş olmalı aradan geçen bir aylık süre içerisinde. Putin büyük bir tuzağın içine çekildi. Kim ne derse desin, bu böyle bir tuzak kuruldu ve Putin bunun içine çekildi ve anlaşılmaz bir şekilde yani tuzağa da düştü adam. Bu kadar basit. Ne diyor? Jens, Rusya'da savaşa karşı cesurca konuşanları da tanıyoruz. Seslerini duyuyoruz, onları anlıyoruz anlamında ve onlar önemli diyor. Şimdi tabii elbette bu çok basit bir cümle gibi görülse de aslında olayların halk içinde nasıl karşılık bulduğu çok önemli. Buna vurgu yapıyor. Açıkçası benim açımdan tek önemli olan unsur bu.
Yani o haklı, bu haklı, tarihte şöyle böyle vesaire, ya da ne bileyim NATO'da şöyle yaptı, Rusçular da böyle yaptı tartışmalarını artık gerçekten anlamsız. Ya da anlamsız demeyeyim de ilkokul seviyesi buluyorum bu aşamada. An itibariyle dünya ve Putin anladı ki Putin'in gerekçelerinin karşılığı Ukrayna halkında yok. Ukrayna Savaşı öncesinden başlatılan, açıkçası çok muhteşem buluyorum. Yine organizasyon ve yapılanma açısından söylüyorum. Haklılık, kim haklı kim haksız açısından değil. Ukrayna Savaşı öncesinden başlatılan muhteşem bir iletişim stratejisi de Ukrayna'da bu gerekçelerin karşılığının olmadığını bütün dünyaya yaydı. Ah, devam edelim Cens'in metni üzerinden. Bugün Ukrayna'ya müttefik desteğini tartışacağız. Müttefik desteği. NATO'nun şimdi ve gelecek yıllarda savunmamızı güçlendirme çabalarına da değineceğiz. Toplantının içeriği buymuş. Biz zaten karada, denizde ve havada daha fazlasını yapıyoruz. Bu Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğine yanıt vermek için gereklidir. Bu cümle, yani bu paragraf diyeyim, üç cümle çok çok önemli. Niçin önemli? Ukrayna'ya müttefik, allied support, yani Ukrayna'yı müttefik görüyor ve bunu dile getiriyor. Müttefik desteği diyor. Zaten destek tam, yani burada bir şey yok, gizlilik yok, ama ilk defa NATO Genel Sekreteri bunu bu metinde açık bir şekilde allied support gibi, yani Ukrayna'ya müttefik desteğinin adını koyuyor. Çok ilginç. Bakalım toplantıdan sonra yeni neler çıkacak bu anlamda. İşte burada Putin'e karşı Avrupa'nın da artık kendisini güvende hissetmediği ve karada, denizde, havada yanıt vereceği. Bu yani açıkçası çok korkutan bir cümle. Bir yanıt vereceğini anlıyorum ben bu cümleden. Savaş uzadıkça bazı korkunç beklentiler açıkçası bende de maalesef oluşuyor. Bu Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in bir nevi ayak seslerini, şimdiden yankılarını bize aktarıyor anlamına da gelebilir. Öyle mi desek, ne desek, yani ben böyle anladım en azından. Neyse, devam edecek olursak, yani çok etkileyici, aslında çok basit gibi görünen, çok kısa gibi görünen ama inanılmaz etkileyici ve tak 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 her şeyi ortaya koyan muhteşem bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan teknik olarak beğendiğimi söylüyorum. İçeriğe dair herhangi bir şey söylemiyorum. Tarafsız olarak okuyorum. Sonunda metin, işte bu toplantının halka açık kısmının bittiğini söylüyor. Medyaya teşekkür ediyor. Görüşmeleri birazdan devam edeceğiz diyor. Yani devam ediyor. Başladı zaten toplantı. Evet, devam ediyor ve teşekkür ediyor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Tekrar başka bir incelemede görüşmek üzere diyelim.